Ve sona çok yaklaştık. Geriye f'in burulmasının, bu nokta çarpımın ve bu ikili integralin neye eşit olduğunu bulmak kaldı. İsterseniz f'in burulmasıyla başlayalım. f'in burulması ki bunu i, j ve k bileşenlerinden oluşan bir determinant ya da del işleminin vektör ile çapraz çarpımını almak olarak aklımızda tutabiliriz. Evet, del işlemini farklı bir renkle yazacağım. x'e göre kısmi, y'ye göre kısmi ve z'ye göre kısmi. Vektör alanını da kopyaladım ve buraya yapıştırdım i bileşeni eksi y kare, j bileşeni x ve k bileşeni de z kare. Hemen yazalım. i çarpı z karenin y'ye göre kısmi türevi. Evet, şimdi y'ye göre kısmi türev alırken z kareyi bir sabit olarak değerlendireceğimiz için z karenin y'ye göre kısmi türevi sıfıra eşit olur eksi x'in z'ye göre kısmi türevi benzer bir mantıkla z'ye göre kısmi türev alırken x de bir sabit olacağı için bu da sıfıra eşit olacak. Harika bir sadeleştirme oldu. Sırada eksi j var. İşaretlerin sırasını hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, eksi j çarpı z karenin x'e göre türevi. Doğru, bu da sıfır olacak. Eksi, eksi y karenin z'ye göre kısmi türevi ki bu da sıfıra eşit. Son olarak k bileşenini de değerlendirelim. Artı k çarpı x'in x'e göre kısmi türevi 1'e eşittir. Eksi y karenin y'ye göre kısmi türevi eksi 2 y'dir. Çıkardığımız için yani eksi eksiden artı elde edeceğiz. Artı 2 y. Bu sayede f'in burulmasının son derece temiz bir şekilde burası sıfıra eşit olduğu için k çarpı 1 artı 2 y'ye eşit olduğunu bulduk. Bu ifadeye geri dönecek olur isek, önce integrali yazalım. 0'dan 1'e bu r için r parametresinin 0 ile 1 arasında değerler aldığını biliyoruz. Bu da teta için 0 ile 2 pi. F'in vurulması yerine, evet hiçbir şey atlamadığımdan emin olmak istiyorum, 1 artı 2'ye 2y yerine de parametrelerimizi kullanacak olur isek y'nin r sinüs teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet işte burada. y r sinüs teta'ya eşit. Evet y'nin yerine bunu yazalım. 2 çarpı r çarpı sinüs teta ve k'yı da unutmayalım. Bunun bununla nokta çarpımını alacağız. Yazıyorum rj. artı r k d teta d r nokta çarpımı alırken bunun sadece k bileşeni olduğu başka bir deyişle j bileşeni 0 olduğu için sonucun j bileşeni de 0 olacak. İkisinin de i bileşeni olmadığını da görüyoruz. O halde bu ifade nokta çarpımı aldığımızda diğer her şey 0 olduğu için sadece k bileşenini değerlendirmemiz gerekecek. r ile bunu çarpacağız. Evet r artı 2 r kare sinüs teta ve d teta dr'yi de unutmayalım teta 0 ile 2 pi arasında, r de 0 ile 1 arasında olacak ve geriye 2 katlı integralden başka bir şey kaldı. İlk olarak teta'ya göre ters türev alacağız. Bir bakalım, teta'ya göre ters türev dediğimizde teta'ya odaklanmamız lazım. Demek istediğim r'nin teta'ya göre ters türevi r teta olur. Neden diyecek olursanız bu durumda r'yi bir sabit olarak değerlendirmemiz lazım da 10'dan ve bunun teta'ya göre ters türevi de sinüs teta'nın teta'ya göre ters türevi eksi kosinüs teta'dır. Eksi 2 r kare kosinüs teta. Bunun 0 ile 2 pi'de aldığı değerleri bulacağız. Sonra bir de dıştaki integral var. Kafamızı karıştırmaması için bunu sarıyla yazayım. Evet, sonra da r'ye göre ters türev alacağız ve bunun sonucunu da sıfırla 1'de değerlendireceğiz. Ama önce içerisi. Şimdi bu ifadenin 2 pi'de aldığı değer için teta yerine 2 pi koyalım. 2 pi çarpı r eksi kosinüs 2 pi, evet 1'e eşit olduğundan eksi 2 r kare elde ederiz. Bundan bir de 0'da aldığı değeri çıkarmamız lazım. r çarpı 0, 0 eder. Kosinüs 0 ise 1'e eşit olduğundan buradan eksi 2 r kare gelir. Bu 2 eksiden artı olur ve son olarak eksi 2 r kare artı 2 r kare de birbirini götürür ve geriye 2 pi çarpı r kalır. Bu da çok güzel bir sadeleşme oldu. Hemen yazıyorum. 0 ile 1 arasında 2 pi çarpı r dr'nin belirli integrali. Peki, bunun ters türevi nedir? Doğru, pi çarpı r kare, pi r karenin sıfırla 1'de aldığı değerler için de, 1'de değerlendirince pi, sıfırda değerlendirince de sıfır elde edeceğimiz için pi eksi sıfırdan pi elde ederiz ve artık yavaş yavaş bir alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar çok video yaptık ve sonunda sonucun pi'ye eşit olduğunu bulduk. Bu arada, bu kadar videodur. Ne yaptığımızı da kısaca hatırlatmak istiyorum. Burada bir çizgisel integral vardı. Stokes teoremini kullanarak bunun parçalı ve düz bir sınır üzerindeki yüzey integraline eşit olduğunu söyledik. Evet, sınırı bu olan yüzeyden bahsediyorum. Bu sayede bu yüzey integralini değerlendirdik, bir süre hesaplama yaptık ve sonucun pi'ye eşit olduğunu bulduk.